sanlıklar. Biliyorsunuz bazen bu kanalda böyle YouTube'a dair, Google'a dair falan ipuçlarını verebiliyorum. Bu da o tarz videolardan biri. Çok da uzun tutmamaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere YouTube YouTube'daki videolarda dislike butonunu kaldırdı. Bence saçma sapan bir karar. Yani hiç olmaması gereken, yapılmaması gereken bir şey. Çünkü bence gayet de bir işlevi vardı o butonun. Tabi burada amaçladıkları şey herhalde böyle bazı linç girişimlerinin veya işte dislike butonu saldırılarının önüne geçmek. Bildiğiniz üzere YouTube'daki en çok dislike edilmiş yani en beğenilmemiş videoda YouTube'a, YouTube'un kendisine ait. Ben bunu çok anlamsız buluyorum ama yani velev ki dislike saldırısı yapılsın. Yani insanlar o kadarını da yapabilsin görüşündeyim. Hani yorumlarda siber zorbalık denilen böyle ifadelerle yüklenilmediği müddetçe, ya insanların da beğenmeme tuşuna basabilmesi de o kadar da olabilsin bence. E tabi burada şunu diyenler var, kanal sahipleri zaten beğenmeme oranını görebiliyor diye. O zaman amaç ne arkadaş? Yani <laughs> inanılmaz saçma. Mesela oyun severlerin bildiği bir hadise var. Call of Duty'nin bir oyununun tanıtımı hiç beğenilmemişti ve acayip dislike uh, maruz bırakılmıştı. Ya bunu da gösterebilsin koca firma şimdi. Ben o yüzden aslında YouTube'un bu meselede açıklamaya çalıştığı gibi sanki hani böyle küçük kanalları bu meseleden dislike saldırılarından falan korumaya çalışma değil de büyük markaları korumaya çalışma olarak görüyorum. Şimdi ama inanılmaz bir aslında şeyi vardı işlevi vardı özellikle mesela ben youtube'da şunu çok kullanıyordum diyelim bir oyunda takıldım bir oyunda ilerleyemediğim geçemediğim bir yere denk geldim Hemen yaptığım şey YouTube'dan açıp oranın nasıl geçildiğini falan görmek walkthrough denilen videolardan. Ya orada dis dislike'a bakıyorum veya bir program yüklüyorum bilgisayarıma bir yerinde işte çalıştıramıyorum bir şey bir hatayla karşılaşıyorum. Her türlü şey olabilir bir yazılım olabilir oyun olabilir. Hemen tutorial videolarına bakıyorum. E şimdi orada mesela dislike'a abanılmışsa o videoya bakmıyordum bile. Kanallar aslında bu like dislike sayısını kapatabiliyor ama bir tutorial videosunda kapatılmış olduğunu gördüğüm anda direkt videodan çıkıyordum. E çünkü belli ki işe yaramaz bir video. Şimdi mesela benim kanalda iki tane yine mod kurulumu ile alakalı videom var. Orada mesela o videolar diğer videolara göre daha fazla dislike'a sahip. Bu ne anlama geliyor? o kurulumları uygulayıp da yine de mesela bir hatayla karşılaşmış, düzgün kurulum yapamamış insanların bir tepkisi. O, olabilsin yani o kadar da. Hala tabii like sayıları daha fazla işine yaramış herhalde birçok insanın. Ama mesela %90 bu şekilde beğenmeme oranı olsaydı bir anlamı yoktu o videonun. Bakmazdım yani ben de bakmazdım. E sonra bir başka mesele clickbait'ler. Neyse ki zaten ben bir eleme yaptığım için hani abone olduğum kanallardan olsun vesaireden olsun pek clickbait yapan Kanallarla bir işim yok YouTube'da ama yine de denk gelebiliyorum. E bunun en güzel göstergelerinden biri clickbait videosu olup olmadığını gösteren en güzel göstergelerden biri oradaki beğenmeme butonu. E sen bunu da engellersen ben şimdi bütün video boyunca ona mı maruz kalacağım? Veya işte başka bir şekilde ders videoları. Ben çok aşırı neşir değilim o videolarla. Pek alakam kalmadığı için artık ama diyelim işte bir ders anlatılıyor, formüller öğretiliyor falan. E oradaki öğrenciler bakıyor beğenmeme oranına. Belki saçma sapan anlatıyor, yalan yanlış veya anlaşılamayacak şekilde anlatıyor. O beğenip beğenmeme butonu bunun en güzel göstergesi olacaktı. Bir de şu da çok yanlış bak. Komple kaldırırsın hadi derim ki tamam bir özelliği kaldırdılar o da yanlış derim ama sadece beğenme sayısı gözüküyor. Yani saçma sapan konuşan, tepki çeken birinin videosunda bin beğenme olsa, elli bin, yüz bin beğenmeme olsa gözükmüyor. Böyle saçmalık da olmaz. O zaman o kişi veya onu izleyenler ya bu saçma sapan konuşan adamı da nasıl bu kadar insan beğenmiş diye çıkarımda bulunacak. Ama gerçeklikle alakası yok. Fahrettin Altun'la Tayyip Erdoğan'a da gün doğdu. <laughs> Gençlerden o kadar dislike yediler. işte oy moy yok yorumlarıyla karşılaştılar canlı sohbette. Artık canlı sohbeti kapatırlar, yorumları kapatırlar. Dislike zaten gözükmüyor. Benim önerdiğim uzantıyı kullanmayanlarda en azından. Şimdi istedikleri kadar böyle yayın yapsınlar, video atsınlar. Çok beğenilmiş zannedecek. Tepkiyi göz ardı edebilecekler. Şimdi tabii ki bu beğenmeme butonunu kaldırma olayını da politik doğruculuğa bağlıyorum. Her şeyden böyle SJ ve politik doğruculuk diye Yakınmak istemiyorum ama bu doğrudan onunla alakalı bir şey yani. E çünkü böyle insanlara dayatılan bazı şeyler var, mesajlar var. Özellikle YouTube gibi bir platformda İnsanların buna tepki göstermesini de engellerseniz sanki herkes bunlara tamam diyormuş, okey diyormuş gibi anlaşılıyor. Bak mesela şey var, Santa Inc diye bir şey var, İnç ya da işte. <laughs> Dizi mi filmine mi yapılmış. Onun trailerının altında beğenmeme sayısına bir bakabilseniz keşke diyeceğim ama bakmanın yöntemi var. Zaten bu videoyu yapma amacım da o. <laughs> Tamamen o trailer'da yani yılbaşı, noel gibi bir meseleyi bile yine mesaj verme amacıyla kullandıkları bir trailer veya yapım. İnsanların buna tepki gösterdiği bir yöntem oluyor şimdi beğenmeme butonu. Yorumları da kapamışlar. Ya bu kadar da ifade özgürlüğü olabilsin yani. YouTube'u 2005 yılında kuranlardan biri var Javed Karim diye birisi. Hatta YouTube'da ilk video diye arattığınızda mi at Zoo yani hayvanat bahçesindeyim diye bir video var. Onu yükleyen kişi kendisi. Zamanında bir ara 2013 yılında olması lazım. YouTube'da yorum yapabilmek için Google Plus üyeliği gerekiyordu. Bazılarınız hatırlar belki. Mesela ona da tepki gösteren biriydi. Bu hadiseye de tepki göstermiş. Gayet de haklı. İnsanların kötü içeriği de bilebilmesi, kötü içeriği de fark edebilmesi için elverişli bir özellik diyor beğenmeme butonu için. E bunun da kaldırılmasını yanlış bulduğunu ifade etmiş. Ama işte büyük şirketlere Google'a falan satınca akıl ve mantık ortadan kalkıp başka büyük şirketlerin çıkarları vesaireleri giriyor işin içine. Şimdi videoyu yapma amacıma geleyim kısacası. Biliyorsunuz tarayıcılarda uzantılar var ya da eklentiler tarayıcıdan tarayıcıya adları değişiyor. Extensions veya add-ons diye geçiyor. Chrome'da kullanılabilen, dolaylı olarak Opera'da kullanılabilen bir eklenti var. Bunun açık kaynak olmasına da dikkat ettim. Bunun reklamını falan yapmaya çalıştığımdan değil, gerçekten kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Beğenmeme sayılarını gösteriyor size. Kapanmış olsa bile bu özellik. Hatta işin ilginç yanı kanal sahibi tarafından beğenme beğenmeme sayıları komple kapatılmış olsa dahi gösteriyor. Ne kadar beğenilmediğini. Açıklamada linki var. Size de kurmanızı tavsiye ederim. Çünkü hala bence bu kullanışlı bir özellik. Bundan mahrum kalmamak adına ben kurdum. Gayet de memnun bir şekilde kullanıyorum. Size de tavsiye ederim o yüzden podcast gibi konuştuğum bazı konularda da yine bu şekilde kamera karşısına geçerek görüntüyle konuşma niyetim de var. Bakalım işte beğen beğenip beğenmeme butonuna göre <laughs> nasıl bir karşılık buluyor onu da göreceğim. Esen kalın.